Yürümeyenin yol üzerine konuşması abestir. Hiç durmadan 21 gün boyunca yürüyeceğimiz paragraf kampımız devam etmektedir. Bugün oku ele yöntemiyle karşınızdayım. Artık teknik teknik ilerleyeceğiz. Hangi soru tipinde hangi teknikleri göreceğimize birlikte bakacağız arkadaşlar. Ve birlikte soruları da çözeceğiz. Artık test soruları da karşımıza çıkacak. Ve tekniklerin birer birer nasıl çalıştığına bizzat kendiniz şahit olacaksınız. O zaman hadi. Hazırsanız efsane bir ders sizi bekliyor. Evet arkadaşlar, paragrafta çıkarılamaz, değinilemez, ulaşılamaz o olumsuz soru kökleri var ya hani işte o olumsuz soru köklerine nasıl yaklaşmalısınız? Bugün bunları konuşmuş olacağız. ile yöntemimizde uygulayacağımız teknik şu. Hemen sayfa video ders kitabınızdan sayfa 85'i açınız oku ele yöntemi karşınıza çıkacak zaten. Şöyle yapıyoruz. Sakın ola sakın paragrafın bütününü okumuyorsunuz arkadaşlar. Mesela şu an ben sinestezi ile ilgili bir paragraf yazmışım. Bu paragrafın tamamını okuyup ardından şıklara döndüğümde artık bize böyle o ne anladın yurda gül diyorlar ya aynen o oluyor. Hiçbir şey anlayamıyoruz. Kafamız bir milyon artık böyle. Bende de aynı oluyor bu arada. Ben kendim de denedim. Hepsini okudum. Sonra şıklara indim. Aa unutmuşum. Hayır bunu yapmıyoruz. Bakın iki tane teknik göstereceğim size. Bu sene de geliştirdiğim bir teknik var. Aslında bu biraz daha kolayımıza geliyor. Şöyle yapıyoruz. Böyle bir paragraf. Bakın bilerek de çok çok uzun bir paragraf yazdım arkadaşlar. Paragraf uzun, şıklar uzun, bayağı zorlayıcı ve korkutucu gözüküyor değil mi? Ama hiç korkmayın. Gelin şimdi birlikte yapalım. Bu parçaya göre sinestezi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş değil mi bana? Önce bir olumsuz mu soru köküne çok dikkat ediyorum. Ve yukarıda gördüğümüz gibi ya şöyle yaparsınız. Şimdi Paragrafta noktaya kadar oku ele yöntemini kullanabilirsiniz. Ya da şıklardan anahtar kelime seçip yani kelime avcılığı yapıp o kelimeleri yukarıda yakalamaya çalışabiliriz. Biraz yavaş yavaş çözeceğim ben. Normalde daha hızlı çözülüyor ama iyi canlayın diye yavaş çözeceğim. Mesela arkadaşlar şimdi Adana seçeneğine bakıyorum. Şıklardan gideceğim çünkü paragrafım çok uzun daha kısa bir paragraf verseydi soru bankamızda yapacağız bunu. Birazcık noktaya kadar okeyle yönteminde kullanabilirdik ama bu sefer şıktan oku yukarıdaki paragraftan ele tekniğimizi kullanacağız. Tamam mı? Gelin bakalım. Diyor ki Sinestezi insandan insana farklılık gösterir. En yaygın olanları yazı, renk, ses, renk, renk tat ve ses tat sinestezileridir. Bakın şimdi bana anahtar kelime ne verdi burada? İnsandan insana farklılık gösterir değil mi? Bir de en yaygın olanı yazı, renk, ses, renk, renk tatmış falan. İnsandan insana farklılık gösterir bir şey var mı? Ha, hızlıca bakıyoruz şimdi. Sinestezi nörolojik bir durumdur. Farklı duygusal alanların algıların birbiriyle bağlantı kurarak karışması sonucu ortaya çıkar. Sinestezik bireylerde bir duygusal uyaran örneğin renk, harf, rakam, müzik notası gibi algılandığında otomatik olarak başka bir duyasal algı da tetiklenir. Bu durum normalde bireyleri birbirleriyle bağlantısı olmayan duygusal algıların bağlantı kurmasıyla oluşur. En yaygın sinestezi türü renkleri, harfleri, rakamları veya müzik notalarını algıladığında belirli renklerle ilişkilendiren renk duyum sinestezidir. Bakın. En yaygınını verdim. Neydi? Renk duyum sinestezisi. Evet burada zaten söyledik. Ee, biz şıklarda da vermiştik. Verdik mi bakıyorum. Yazı renk, ses renk, renk tat. Evet devam edelim. Örneğin bir sinestezik birey A harfini gördüğünde o harfin belirli bir rengi olduğunu hissedebilir. Veya 5 rakamını gördüğünde o rakamın kendisine özgü. Bakın şu anda ne yapıyor? Örneklendirmelere geçti. O yüzden buraya çok okumaya gerek yok. Bizim aradığımız insandan insana farklılık gösterir. Şöyle bir yukarıdan baktığımızda bu kelimeyi yakalayabiliyor muyuz? Hepsini uzun uzadıya okumak çünkü çok zaman alacak. Şöyle bir ee, şurada mesela ben şunu gördüm. Sinestize son cümleye gelir misiniz? Ben şöyle çizeyim altını. Sinestize kişinin deneyimlerini ve algılamalarını zenginleştirebilir, yaratıcılıkla ilişkilendirebilir. Bazı durumlarda kişinin günlük yaşamında çevresiyle ilişkilerinde. Bazı zorlukları neden olabilir? Tanık koyulması anlaşılması zor olabilir. Bakın bu e, tanık koyulması ve anlaşılması zor olabilir. İlerleyen şıklarda bunu da yer verebilir. Niye? Çünkü ile ilgili can alıcı bir bilgi değil mi? Bu da aklımızda bulunsun arkadaşlar. Bu arada paragraflar bayağı zor. Hiç şey yapmayın tamam mı? E, kendinizi kötü hissetmeyin. E, bilerek normal video ders kitabımızda bayağı zorladım. E, soru bankamızda da kolaydan zora doğru gittik ama orada biraz daha farklı bir sistem uyguladık. Devam edelim. Insandan insana farklılık gösterir. Mesela Heh, şurada yakaladım. Sinestezik deneyimler kişilere göre farklılık gösterebilir. Bakın yakalayamasaydım hemen diğer şıkka inecektim. Orada cebelleşmiyorum tamam mı? Yani ben de yakalayamayabilirim. Dolayısıyla yaptığımız şey şu. Orada anahtar kelimeyi yakalamaya çalışmak ondan sonra elemek. Tamam gitti bu. Hemen beğeniyorum. iniyorum. Sinestezi genellikle insanların hayatlarına olumlu bir şekilde katkıda bulunan ilginç ve özgün bir deneyim olarak görülür. Ancak kişinin günlük yaşamında zorlukları neden olabilecekse uygun destek ve anlayışla yönetilebilir. Bakın demiş ki... Anahtar nokta seç. Upuzun. Bak çok uzun. Evet biraz kafa karıştırıyor ama ben burada biraz böyle hemen nokta atışı bilgi, anahtar bir kelime seçme, bir kelime avcılığı yapacağım. Sinestezi genellikle insanların hayatlarına olumlu bir şekilde katkıda bulunan ilginç özgün bir deneyim olarak görülür. Yukarıda böyle olumluluk falan görmüş müydük? Ee, yukarıda sanıyorum görmüştük. Hemen şöyle bir kelime avcılığı yapıp yakalamaya çalışıyoruz. Bakın sinestezi genellikle kişisel bir deneyimdir. Bireyler arasında değişebilir. Bunu vermemiş mesela burada değil mi? Ama bunu da verebilir diğer şıklarda. Bu da bir dursun. Başka. Yani sinestezi insanların hayatlarına olumlu bir şekilde katkıda bulunan. Bunu gördük mü? Şu yukarıda aslında birazcık vardı değil mi? Şöyle demişti. Nörolojik bir durumdur. Farklı duysal algıların birbiriyle bağlantı kurarak karışması sonucu ortaya çıkar. Sinestezik bireylerde bir duysal uyaran örneğin renk, harf, rakam, müzik notası gibi algılandığında otomatik olarak başka bir duysal algıda tetiklenir. Yani birbiriyle ilişkili Tamam. En yaygın sinestezi türü renkleri, harfleri, rakamları müzik notalarını algıladığında belirli renklerle ilişkilendiren renk duyum sinestesidir. Örneğin bir sinestezik birey A harfini gördüğünde o harfin belirli bir rengi olduğunu hissedebilir veya 5 rakamını gördüğünde o rakamın kendi özgü olduğunu düşünebilir. Kişisel bir deneyimdir. Tamam bunu daha göremedim mesela bununla cebelleşmiyorum gitti sinesteziyi anlamak ve tanımak için nörolojik testler, değerlendirmeler kullanılabilir. Ancak bu tür testlerin standart bir tanı yöntemi olmadığı unutulmalıdır. Mesela bu cümle ne demek biliyor musunuz? Birkaç tane test verecek burada. Verdi mi öyle bir test? Yani sinesteziyi anlamak için test kullanın falan dedi mi? Onu çok görmemiştik ama sadece bize ne dedi biliyor musunuz? Ee, sinestezinin kesin nedeni tam olarak anlaşılmamakla birlikte genetik nörolojik faktörler bakın sebebini söyledi. Evet. Bunu da görmedik. Ama bunu ben şurada görüyorum. Şu an D'ye baktım aynı zamanda. C'yi de göremedim. Tanı koymak bazen zor olabilir. Çocukluk döneminden itibaren var olan bir durum olmasına rağmen bazı insanlar bunun farkında olmayabilir. Sinesizlik deneyimlerin diğer insanlar tarafından paylaşılmadığının da farkında olabilirler. Bakın şurada yakaladık. Sinestezinin kesin nedeni tam olarak anlaşılmamakla birlikte genetik nörolojik faktörlerin etkili, etkili olduğu düşünülmektedir. E burada da diyorum tanı, tanı koymak zor. Çünkü Kesin nedeni tam olarak anlaşılmıyor. Tamam ve e, başka ne diyebiliriz? Bakalım. Bazı bireyler bu durumun farkında olmayabilir. Sinesizlik deneyimlerinin olduğunu bilincinde değillerdir. E, Sinesizlik kişinin deneyimlerini algılarını zenginleştirebilir, yaratıcılıkla ilişkilendirebilir. Heh, şöyle bazı durumlarda kişinin günlük yaşamında ve çevreyle ilişkilerinde zorluklara neden olabilir. Zorluk gördük mü biz burada? Çocukluk döneminde itibaren var olan bir durum olmasına rağmen bazı insanlar bunun farkında olmayabilir. Farkında olmayabilirler. Tamam. Şurada bir zorluk görmüştük sanıyorum değil mi? Sinestezi genellikle insanların hayatlarına olumlu bir şekilde katkıda bulunur. Günlük yaşamda zorluklara neden olabilecek. Bakın. Bursa seçeneğini şu an yakaladık. Dedik ki kişinin günlük yaşamda zorluklara neden olabilecekse uygun destek ve anlayışlarla yönetilebilir. bunu da burada yakaladık. Peki devam. Edirne'ye bakalım. Denizli'de şu an hala göremedik o kalsın tanı koymak zor olabilir tanı koymanın zor olduğu ile ilgili bir şeyler bulacağız hemen e, onu mesela ilk etapta bulamadık Edirne'ye de hızlı bir şekilde bakalım şu an elimizde 3 şık var ile yaşayan kişiler diğer insanların aynı şekilde algılayamadığı deneyimlere sahip oldukları için çevreleriyle iletişimde veya deneyimlerini açıklamada bazı zorluklar yaşayabilirler. Evet mesela dedik ya şurada ee, şurada vardı o da bakın. Sinestezi kişinin deneyimleri ve algılarını zenginleştirebilir, yaratıcılıkla ilişkilendirebilir. Ancak bazı durumlarda kişinin günlük yaşamında ve çevreleriyle iletişimde zorluklara neden olabilir. Evet. Ee, tanı konulması ve anlaşılması zor. Ha, dur. Tamam şurada denizli. Bak altını çizmişim niye onu elemedim. Tanı konulması ve anlaşılması zor. Bazen böyle tek kelimelerle çıkar arkadaşlar tamam mı? Tek tek ve çok altlara yerleştirilebilir. Ben bunu birazcık bu soruda denemiştim altlara yerleştirilebilir. O yüzden biraz böyle dediğim gibi kelime avcılığı yakıp yakalayıp bulmaya çalışacağız. Sinesteziyle yaşayan kişiler diğer insanların aynı şekilde algılamadığı deneyimlere sahip oldukları için çevreleriyle iletişimde zorluk yaşayabilirler. Burada da şunu söylemiştik. Çevreleriyle iletişimde zorlukları neden olabilir. Günlük yaşamda bazı durumlarda ee, o zorlukları görüyoruz ve tanı koymak da zordur. Tamam bunu da buradan eledim. O zaman cevabım ne çıktı? Ceyhan seçeneği çıktı. Şimdi yaptığımız olayı anladık mı? Bu çok önemli. Ben burada sinestesi zaten zor bir kavram. Bakın tıp, tıpla ilgili kavramları da verebiliyorlar. Bunu o yüzden deniyorum. Tıpla ilgili ya da e, bir arkeolojiyle ilgili sosyal herhangi bir bilimle ilgili belli. Çok bilmediğiniz böyle kesin Kavramlar kelimeler verip bu şekilde söylenemez çıkarılamaz geldiğinde şıklardan anahtar kelimeleri yakalıyorum kelime avcılığı yapıp hemen paragrafa gidiyorum yoksa paragrafı okuyayım ondan sonra ineyim şıklara bak kafanız kafanız var ya öyle bir e, bulanır ki arkadaşlar başınız döner yani. Ondan sonra tekrar B'ye bakayım hop paragrafı unuttum tekrar yukarı çıkayım. Hayır böyle bir şey yapmıyoruz tamam mı? Bu tekniği uygulayın zaten ödev de vereceğim tekniği uygulamanız için nasıl çalıştığını göreceksiniz. Sayfalar çevresin 86'dayız. Şimdi. Bu soruyu hocam niye buraya koyduk? Bu aslında bir e, asıl anlatılmak istenen yani daha çok bir ana düşünce sorusu. Ancak arkadaşlar bunu neden koyduk biliyor musunuz? Çok karışıyor şeyle e, o o nedir işte çıkarılamaz değinilemez sorularıyla. O yüzden bu ikisi arasındaki fark nedir? Daha sonra çok detaylı da ana düşünceyi işleyeceğiz ama burada da böyle minik bir kuple vermek istiyorum ki o çeldiriciyi de bir görmeniz için. Şimdi demiş ki Mustafa Kemal e, bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Mustafa Kemal ile ilgili bir metin verdim. Biraz uzun bir metin ama burada asıl anlatılmak istenen diyor ya bir çıkarım yaparak ilerleyeceğiz burada tamam mı? Bakalım hemen şöyle birazcık büyüteyim. Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya lideri olarak kabul edilmesinin birçok nedeni vardır. Atatürk'ün dünya lideri nitelendirmesine yol açan bazı önemli nedenler. Burada okumak zorundayız. Bu kadar uzun verir mi hocam? Çok zorlamak isterse bazen veriyor. O yüzden her ihtimale karşı verdim ama biraz daha kısaltabilir. O zaten daha bir, bir tık daha kısa versiyonları soru bankamızda gelecek. Biz her şeye hazırlıklıyız arkadaşlar. O yüzden en zorlarını da göreceğiz. Böyle ultra zorlanacağımız kelimelerde göreceğiz ama e, ya da metinlerde göreceğiz ama böyle çok çıtır çerez hemen böyle çözebileceklerimizi de göreceğiz. O yüzden her yol burada mübah olacak paragraf kampımızda. Hadi bakalım. Mustafa Kemal Atatürk neden dünya lideri seçilmiş? Hızlıca okuyorum. Bağımsızlık müca... Bakın. Aslına bakarsanız, aslına bakarsanız e, madde madde verildiği için biraz daha işimiz kolaylaşacak. Bağımsızlık mücadelesi. Atatürk Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşünden sonra Türk milletini bağımsızlık mücadelesine önderlik etti. Kurtuluş Savaşı'nı başlatarak Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini attı ve ülkesini işgalcilerden kurtardı. Bu mücadele ulusal bağımsızlık mücadeleleri arasında örnek bir liderlik örneği olarak dünya çapında takdir edilir. 2. Modernleşme ve laiklik. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olarak ülkeyi çağdaşlaştırmak ve modern bir devlet yapısı oluşturmak için çeşitli reformlar gerçekleştirdi. Osmanlı dönemindeki geleneksel yapıyı değiştirerek ülkeyi laik bir cumhuriyet getirdim ve hukuk sisteminde eğitimde kadın haklarında ve birçok alanda çağdaş dünya standartlarına uygun değişiklikler yaptı modernleşme adına Vizyoner liderlik. Atatürk geleceğe yönelik vizyoner liderlik anlayışıyla tanınır. Ülkenin uzun vadeli kalkınma planlarını ve hedeflerini belirlemiştir. Türkiye'nin çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmasını hedefledi. Bu vizyonu Türk milletine güçlü bir gelecek vaat ettiği için dünya çapında takdir edilir. Uluslararası değer. Atatürk sadece Türk milleti tarafından değil dünya genelinde de saygı duyulan bir liderdir. Dış politikada tarafsız ve barışçıl bir tutum benimsemesi Türkiye'nin uluslararası alanda saygın bir konuma gelmesini sağlamıştır. Aynı zamanda yabancı devlet adamları ve düşünürler tarafından tarafından da saygı görmüş, onun fikirleri ve liderliği takdir edilmiştir. Örnek devlet adamı. Atatürk, liderlik tarzı, cesareti, vizyonu ve liderlik özellikleriyle... dünya liderlerine örnek teşkil eden bir devlet adamı olarak kabul edilir. Onun liderlik ilkeleri ve yaptığı reformlar... dünya çapında diğer liderler için de yan kaynağı olmuştur. Şimdi ne gördüm? Atatürk'le ilgili belli maddeler ve... Onu böyle detaylı bir şekilde açıklama gördüm değil mi? Hemen şıklara iniyorum şimdi. Bakın bunda okuyorum ve bir çıkarım yapacağım aslında. Atatürk'ün hem dünyada aslında evrensel boyutta ve evrensel ve ulusal çapta neler yaptığını gördüm değil mi? Yaptığım çıkarım buydu. Şıklara iniyorum şimdi bakıyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün 20. yüzyılın en önemli siyasi askeri liderlerinden biri olarak kabul edilmiştir. Milli mücadele dönemlerinde milli birlik... Bakın milli mücadeleden ben burada bahsetmedim. Bir de diğerleriyle bir kıyasa da gitmedim. Yani en önemli başka liderlerle de bir kıyasa da gitmedim. O yüzden bu gittim. Mustafa Kemal'i öteki liderlerden ayıran bakın. Hayır öteki yok arkadaşlar sadece kendi özelliklerini verdim gitti tamam mı çok küçük bakın çok küçük kelimelerle eliyoruz farkında mısınız o sevme zaten bunu istiyor. Biraz dikkatli mi dikkati e, ölçmeye de dayalı bir sınav bu çünkü daha dikkattir bunu unutmayalım. Atatürk çağının ötesine uzanan etkileriyle karizmatik, vizyoner, insanlık idealine bağlı büyük bir lider olduğu konusunda tarihçiler düşünürler diğer devletler, devlet adamları arasında yoğun bir uzlaşım vardır. Diğerlerinin yaptığı bir çıkarım yok çok fazla. Yani orada tarihçiler ya da diğer devlet adamları bunu söylemiştir göremiyorum. Mustafa Kemal Atatürk, bağımsızlık mücadelesi, modernleşme, vizyoner liderlik anlayışı, uluslararası saygınlığı ve örnek devlet adamı özellikleri nedeniyle dünya lideri olarak kabul edilir. Bakın zaten size verdiğim şuradaki özelliklerin aslında biraz daha kısaltılmış versiyonunu şıkta gördüm değil mi? Onun liderliği sadece Türk milletinin değil, dünya tarihinde önemli bir yere sahiptir. Zaten cevabımı buldum. Ama diğer seçeneğe de bakacağım. Mustafa Kemal Atatürk çok farklı kesimleri, farklı düşünceleri ve duygudaşlıkları olan grupları aynı amaç uğruna harekete geçirebilen. Bakın bundan bahsetmedik. Yani farklı kesimleri Mustafa Kemal bir noktada birleştiriri çok vermedik. orada aslına bakarsanız farklı tabii ki böyle bir özelliği de var ama yukarıdaki metinden hareketle çıkarım yapıyoruz tamam mı? o yüzden bu da gitmiş oluyor. Evet sayfalar çevdesin çünkü biz artık neredeyiz arkadaşlar? sayfa 87'deyiz. Hadi bakalım. Franz Kafka sever sever. Dönüşümünü özellikle çok sever. Franz Kafka ile ilgili hangisine ulaşılamaz diyoruz arkadaşlar. Gelsin bakalım artık. Ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Bakın yukarıda uzun bir metin var. Metne bakmıyorum. Şık'a gidiyorum ve şıkta anahtar kelime seçiyorum. Kelime avcısıyım artık ve o avla birlikte yukarıda yakalamaya çalışacağım. Tamam mı? Hadi bakalım. Zor bir soru ama birlikte yapacağız. Hadi. Franz Kafka, 20. yüzyılın önemli bir yazarıdır. Prag'da doğan ve Viyana'da vefat eden Kafka'nın eseri Kafka eski olarak adlandırılan özgün bir tarza sahiptir. Bakın özgünlük, absürt karanlık alışılmadık olayları içerir. Peki Kafka esk olarak adlandırılıyormuş ve 20. yüzyılın önemli bir yazarıymış. Hemen bakıyorum. Franz Kafka 20. yüzyılın önemli yazarlarından biri olarak kabul edilen Çekyalı bir yazardır. 3 Temmuz 1883'te Prag'da doğdu ve 3 Haziran 1924'te Viyana'da hayatını kaybetti. Kafka'nın eserleri edebiyat tarafında Kafka esk olarak adlandırılan özgün bir tarih. İşte bak yakaladım gördün mü? Gitti. Bunu yapıyoruz. Tamam sadece bunu yapıyoruz. <laughs> Ama ilk sorumuzda olduğu gibi aşağılarda da olabilir. Yakalamaya çalışacağız. Bir de şunu söylemek isterim size. E, bu teknik arkadaşlar %100 çalışan bir tekniktir. Bunu da söylemek isterim. Kullanın. Kullan, hangi soruda kullandığınız hiç önemli değil arkadaşlar. İster benim soru bankalarımda kullanın. ister ÖSYM'nin çıkmış sorularında. ister başka elinizde ne varsa. Hepsinde çalıştığını zaten tıkır tıkır çalıştığını hiç sekmediğini zaten göreceksiniz. <laughs> Devam edelim. Bu arada, bu arada şunu da söyleyeceğim. E, bu böyle işte yabancı yazarları vermeyi de seviyor, tamam mı? O yüzden ben biraz böyle onlara da değindim. Devam edelim. Bursa'ya bakıyorum. Milana, Kafka'nın yaşadığı çaresizlik, korku, dünya yabancılık ve güvensizlik duygularının bir nebze olsun dinmesini sağlamıştır. O dönem geçirdiği hastalığında kendisine büyük güç ve moral kaynağı olmuştur. Birbirlerinin hayatına iki yıl içinde girmelerine ve yalnızca iki, iki kez görüşmelerine rağmen gerek yaşamış oldukları benzer problemler, gerek karşılaştıkları sert baba figürleri birbirine sıkıca bağlanmalarını sağlamıştır. Şimdi benim burada neye bakacağım biliyor musun? Milana ile yaşadıkları çok önemli değil. Milana ismi geçiyor mu ona bakacağım. Tamam bak bilerek upuzun verdim şıkkım. Fark ettiniz bunu da zaten. Bilerek yaptım bunu. Kafa karıştırmanızı kafanızı karıştırmak için yaptım ama tekniği veriyorum zaten. Yukarıda Milana var mı? Yoksa zaten cevap o olacak. Bu kadar. ÖSYM de bunu yapacak tamam mı? İsimlere çok böyle e, isimleri verdiği zaman bizim işimiz daha da kolay. Sakın yabancı isim falan filan diye a zor falan demeyin. Daha kolay arkadaşlar. Gelin hızlıca bakalım. Şimdi şöyle bir yukarıdan bir kuş bakışı bir Milana ismini arar mısınız? Kafka diyor bakın şurada. Şurada Prak diyor. Bakın şurada Prak dedi. Kafka dedi. Tamam göremiyoruz hala. Ee, sonra aşkına döndü. Aşk hayatına gelince duygusal ilişkileri karmaşık. Ee, Amerika romanına ilham veren Felis Beur diye biri varmış. Onunla nişanlanmış bu adam. Tamam ancak ilişkileri sürekli olmuş. Evlenme gerçekleştirmişler. Dora Diamond adlı genç bir kadınla tanışmış. O bayağı çapkın bizim Kafka. Kafka'ya bak sen. Bir, bir nişanlanıyor sonra ilişkileri ne olmuş? Sürekli olarak sorunlu. Evet toksik ilişki hiç sevmeyiz değil mi arkadaşlar? Bırak bırak anında bırak yani. Sana zarar verir. Bir de her zaman şunu söylemek isterim. Bak böldüm ama böldüm ama şöyle bir hayat dersi de vermek isterim. Her zaman bir amaca bağlanın arkadaşlar. Kişilere değil. Kişiler bir sabah uyandığınızda artık seni sevmiyorum diyebilir ama amacınız bunu demez. Sizin amacınız çok güzel bir üniversite kazanmak, ülkenin en iyi seviyelerinde, en iyi derecelerinde olmak. O yüzden o en iyi dereceler, en iyi üniversiteler ve en iyi bölümler bir sabah uyandığınızda size artık seni sevmiyorum demeyecek. Ama o bağlandığınız kişi bunu diyebilir. O yüzden amaca bağlanıyoruz, tamam? Evet, ben burada Kafka çünkü ayrılmış mı ayrılmış. Ben bu hayat dersini de vermek isterim. Evet arkadaşlar ben burada Milan'a göremedim. Siz gördünüz mü? Dora Diamond adlı geç kızla tanışıyorum. Bu kadınla ilişkisi onun son yıllarında mutluluk ve huzur bulduğu bir ilişki oluyor. Tamam sonunda aşkı bulduğu. Kafka'nın aşk ve ilişkileri eserlerine yansıyan karmaşık ve iç içe geçen duyguların bir yansıması. Çoğu zaman yalnızlık, yabancılaşma ve eksiklik duygularının hakim olduğu eserlerinde insanın iç dünyasının varoluşsal sorgulamalarını derinlemesine el alıyor. Yok ben Milan'a görmedim cevap bu. Bu kadar. Normalde bunu sessiz okusanız şu an açıkları okuyoruz da daha da hızlı olacak. Tamam. Çünkü sizin gözünüzün hızı bir kalemin hızından ya da sesinizin hızından daha hızlı. O yüzden e, bu daha da hızlı olacak. Ama diğer şıklara bakıyoruz biz her zaman. Her zaman bakarız. Edebiyatla ilgilenen Kafka Hukuk Fakültesi'ne eğitim görmüştü ancak yazma yolunun ilgisinden dolayı yazar kariyerine yönelmişti. Hukuk var mıydı? He şurada gördüm. Kafka hukuk okuyarak eğitime devam etti edebiyat olan ilgisinden dolayı gitti. Bak buna baktım. Yani gidip de... Aa hadi başka bir şeylere bakayım falan yapmıyorum. Fark ediyorsunuz değil mi? Çok basit yahu. Çok basit. Gitti. Aşk hayat karmaşık olan Kafka. Felis Beyru ve Dora Diamond'la ilişkiler yaşadım. Biz zaten yukarıda bulmuştuk. Dora Diamond şurada. Felis nerede Felis? Felis de şurada. Gitti. Yalnızlık, yabancılaşma, eksiklik duyguları ve aşk hayatına iç dünyasına yansıdı mı? Evet. Yabancılaşma, eksiklik duyguları aşk hayatında da var. Gitti. Bu kadar basit. Zor mu? Cevabı da bakmadık ama cevaplar şuradaymış arkadaşlar. Evet Bursa bu kadar. Zor mu? Zor mu? Yok değil bak. Öğrencilerin en zorlandığı paragraf tipi tamam biz tip tip ilerliyoruz fark ettiyseniz. Öyle hadi canım paragraf şudur okuduğunu anlama falan filan Inter Milan yok bizde arkadaşlar. Ne yapıyoruz biz? Soru tipi çıkarılamaz mı? Ha bunu uygula. Ana düşünce mi? Bunu uygula. Çoklu soru mu? Bunu uygula. Böyle gideceğiz. Biz 40'ta 40'a hedefledik gelecek. Evet hadi bakalım. 88'deyiz. Sarfalar çevrilsin. Çok iyi gidiyor değil mi? Bu arada Kafka'yı da çok severim arkadaşlar. Harika bir yazardır. Bak bayağı zor ya. Bayağı zor gibi duruyor değil mi? Yok canım bize zor işlemiyor. Bak çok uzun. Bilerek yapıyorum bunların arkadaşlar. Böyle korkun diye. Ama bizim öğrenciler korkmayacak. Bak upuzun bir metin görüyorsunuz değil mi şu an? Böyle upuzun bir metin. Aman Allah'ım neler yapacağız şimdi bu metinde? Hangisine ulaşılamaz dedik. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi... Oku ele yöntemi. Ne yapıyorum? Şıkta anahtar kelime buluyorum. Yukarıda onu yakalamaya çalışıyorum. Tamam mı? Bak şöyle de bir güzelliği var aslında. Madde madde vermişim. Antik Mısır mi mimarisi, antik Yunan mimarisi, Roma mimarisi, Gotik mimari, Rönesans mimarisi. Ha, işin kolaylaşacak. Gel şimdi buraya. Yaklaş bakalım hemen. Gotik mimarisinde yeni teknikler daha yüksek yapıların inşa edilmesine olanak sağladı. Gotik mimaride sivri kemerler ve vitray camlar dikkat çeker. Bak sadece gotiğe gitmen lazım. Yukarı başkalarıyla işin yok. Hızlıca eleyeceksin o yüzden. Orta çağda Avrupa'da gelişen gotik mimari yüksek katedraller, kemerli toronzlar, vitray pencerelerle tanınır. Hayal gücünü zorlayan yükseklikleri gotik tarzdaki süslemeleriyle etkileyicidir. Evet, yüksek yapıların inşa edilmesine sağlamıştır. E, sivri kemerler, vitray camlar gitti. Bu kadar, bu kadar. Devam. Bu ünlü yapılar belirli akımlara göre inşa edilmiştir. Tarihi boyunca bu mimari akımlar insanlara ilham veren yapılar ve tasarımlarla etkisini sürdürmüş ve günümüzde bile insanların hayranlıkla baktığı yapılar ve tasarımlarla var olmuştur. Şimdi buradan ne çıkardım? Belirli akımlara göre mi inşa edilmiş bu yapılar? Yani böyle bir şey görüyor muyum? Demek ki aslında altta yapıları verdiğim için şu bilgi ve şu bilgi de olabilir değil mi? Şu girişlerde olabilir. Tarih boyunca birçok etkileyici mimari akım ortaya çıkmış. insanlık üzerinde izler bırakmış. Tarihe damga vuran 8 etkileyici mimar yakın. Tamam. İnsanların hayranlıkla baktığı bugün daha etkisini hissettiğimiz yapılar tasarımlarımız tarih boyunca insanlığa ilham vermiştir. Hmm. Bunu söylememiş. Ee, i̇çeride söylemiş olabilir mi? Kalsın bu birazcık böyle bir zamanımızı alabilecek gibi duruyor. Ha yo var tamam bir dakika şurada var. Şimdi dedi ki belirli akımlara göre inşa edilmiştir. E onu nereden çıkardım? Şuradan. İşte gotik mimari orta gelişen gotik mimari, işte Rönesans bu, bu akım ya onu artık kendimiz çıkarıyoruz arkadaşlar. Tamam sonra da dedik ki bu mimari akımlar insanlara ilham veren yapılar şuradaymış dedik ya zaten. Bu mimari şöyle alayım. Bu mimari akımlar insanların hayranlıkla baktığı bugün dahi etkisini sürdürdüğümüz tasarımlar tarih boyunca insanlara ilham vermiştir dedik. Tamam o zaman bu da gitti. 18. yüzyılda ortaya çıkan Rokoko. Bar barok mimarisinin geç dönemini temsil eder. Rokoko üslubunda karmaşık şekiller yerine daha zarif şekillere yer vermiş. Ben şu an şuna bakacağım. Rokoko var mı burada Rokoko? Bakıyorum hemen. Antik Mısır, Antik Yunan, roman Gotik, Rönesans, Barok, Osmanlı, Art Nouveau yok. Cevap bu. Bu kadar. Çok zor gibi duruyordu değil mi? Bana da öyle gelmişti <laughs> ama değil. Bak bunu kullanıyoruz tamam? Hadi diğer şıkları da bakalım ama. 17. yüzyılda birlikte ortaya çıkan barok mimarisinde. Karmaşık şekiller, abartılı süslemeler, keskin kontrastlar dikkati çeker. Hemen bakıyorum barok. He, Baroka bakıyorum. 17 ve 18 mi? Evet tamam. Ee, ne dikkati çekiyormuş? Ee, barok mimarisi, dikkat çekici süslemeleri, devasa kubbeleri, yuvarlak hatları değil mi? Barok yapılar, gösterişli, dramatik. Evet. Vermiş zaten bana bunu. Rönesans yeniden doğuş anlamına gelir. Rönesans mimarisi eski Yunan ve Roma mimarisine yeniden dönüşü ifade eder. Rönesansa gidiyorum o zaman. Beşteyim yani. Diğerleriyle işim yok değil mi? Evet yeniden doğuş anlamına gelen eski Yunan ve Roma mimarisine yeniden dönüşü temsil eden 15 ve 16. yüzyıllarda İtalya'da başlayan esas mimarisi Antik Roma, Antik Yunan mimarisini e, canlandırmıştır. O zaman bu da gitti. Bu kadar arkadaşlar. Otur bunu oku hepsini. Ondan sonra inşıklara dönsün başın. Sonra çıkışıklara tekrar böyle böyle karmaşık süreç. Yok. Yok bizde o karmaşık süreç. Çevri, çevirdik sayfayı. Artık 89'dayız. Çok güzel. Feynman tekniğini kullanıyor musunuz? Şöyle biraz büyüteyim. Feynman tekniği böyle bir öğrenme tekniği var arkadaşlar. Tamam mı? Ee, hem bunu da öğrenmiş oluyoruz. ÖSYM bunu da yapıyor. Eğer siz kullandıysanız biraz böyle onun içine girmenizi ve orada biraz dalmanızı da istiyor. Ama biz bunu yapmıyoruz. Yani o bunun içine bu şekilde dalmıyoruz bu soru tipinin. Ee, Feynman tekniği nedir? Daha önce neyde yaptım bunu biliyor musunuz? Bu smile'lar var ya e, kullanıyoruz WhatsApp'ta falan. E, onlarla ilgili ya, siz ona gittiğinizde artık e, dalıp gidiyorsunuz ya da e, Mabel Matiz'in bir şarkısında yapmıştı yine. Yani şarkı sözleri zihninizde mırıldanılabiliyor. Bunu yapmak istiyor ama biz biz teknik teknik gittiğimiz için buna müsaade etmiyoruz. Tamam mı? Hadi devam. Bu parçaya göre Feynman tekniği ile ilgili hangisi söylenemez? Bak ne yapacağım? Oku ele yöntemini kullanacağım çünkü burada olumsuz bir soru kökü var. Şıkka gidiyorum. Feynman tekniği bir konu veya kavramı daha kalıcı ve etkili öğrenmek için ünlü fizikçi Richard Feynman tarafından ortaya atılmış. Bakın, kalıcı ve etkili öğrenmek ve Richard Feynman var mı? Hemen bakıyorum. Feynman tekniği kompleks konuları anlamak ve öğrenmek. Bak, kompleks karmaşık, değil mi? Hı, tamam. Adını Richard Feynman'dan almıştır. Basit bir şekilde açıklamak ve anlamak konusunda uzmandı. Evet, daha kalıcı ve etkili öğrenmeyi sağlıyor bu gitti. Bu tekniği ee, ilgili olduğunuz hemen her konu ve kavram için kullanabilirsiniz. Öyle mi? Öyle mi? Muhtemelen o da şurada yazıyordur çünkü yukarıda teknikleri anlatacak ya. Ee, bakalım konuları basit bir şekilde açıklamak, anlamak konusunda uzmandı. Bir konuyu gerçekten anlamak ve kendi anlama seviyenizi ölçmeniz ve eksik yönleri tespit etmenizi sağlar. Konuyu başkalarına açıklamak bilgiyi düzenlemeyi ve net bir şekilde ifade etmeyi sağlar. Aynı zamanda eksik yönlerinizi belirlemeniz, evet muhtemelen ışıklarda daha var o. Konuyu daha iyi öğrenmek ekstra çaba sarf etmeniz için bir teşvik oluşturur. Evet. Hemen hemen her konu ve kavram için kullanılabilir diyor mu? Devam. Bu yöntem özellikle öğrenciler ve öğrenme sürecinde olan herkes için etkilidir. Evet. Yeni bir konuyu öğrenirken ve karmaşık bilgileri anlamakta zorlandığınızda daha etkili ve bir şekilde anlayabilirsiniz. Evet. Güzel. O zaman e, burada bu, burada tam vermiş mi? Bu bir dursun arkadaşlar. Diğerlerine bakalım. Burada tam onu yakalayamadım. Seçilen konu hiç bilgisi olmayan birine öğretilmiş gibi anlatılır. Tabii iyi bir öğretmen gibi konuyu temel ve basit yöntemler ile ele almak suretiyle öğretilmeye çalışılır. Hiç bilgisi yokmuş gibi anlatılır. Onu bir yerde okumuştum az önce. Neredeydi? Bir yakalayalım. Ee, basit bir şekilde açıklamak. Tamam. Şurada temel ve basit yöntemi. Bu şurada arkadaşlar. Bakın aynı yerde olmak zorunda değil. Hiç bilgisi olmayan birine öğretilirmiş gibi anlatılır diyor. Ee, teşvik oluşturur. Özellikle öğrenciler herkes için bir araçtır. Konuyu başkalarına açıklamak bilgiyi e, düzenlemeyi ve net bir şekilde ifade etmeyi sağlar. Aynı zamanda eksik yönlerinizi belirlemeniz konuyu daha öğrenmek için ekstra çaba sarf etmeniz için teşvik oluşturur. Öğrenciler ve öğrenme sürecinde olan herkes için etkilidir demiş. Tamam bu da dursun bakalım. Şuraya bakalım konuyu seç. Öğrenmek istediğiniz konuyu seçin herhangi bir ders veya konu olabilir. Hmm, tamam. O zaman bak tamam arada vermiş bu arada. Bursayı şuradan eliyorsunuz. Hemen hemen her konu ve kavram için kullanabilirsiniz. Bunu nereden çıkardım biliyor musunuz? Herhangi bir ders olabilir diyor. Herhangi bir ders olabilir demek. Her konu ya da her kavram için bunu kullanabilirsin demek. Evet arada vermişim. Neyse devam. Konuyu anlat. Seçtiğiniz konuyu anlatın bir kağıda yazarak ve bir başkasına açıklamak suretiyle. Konuyu anlatın. Konuyu açıklarken olabildiğince basit bir dil kullanın. Mümkün olduğunca az teknik ve terim kullanmaya özen gösterin. Ee, tamam. Konuyu anlattıktan sonra eksik yönleri ve anlamadığınız noktaları belirleyin. Kendi eksikliklerinizi tespit etmeniz konuyu daha iyi anlamak ve öğrenmek için bir adımdır. Tamam. şu e, Denizli şuradan gitti. Bu tekniğin temelinde bir şey öğrenmek istiyorsan bunu basit bir şekilde açıkla. O zaman dedik ya terim kullanmaya çok az özen gösterin. Yani basit bir dil kullanın. Bu da buradan gitti. Devam. Konuyu anlattıktan sonra eksik yönleri ve anlamadığınız noktaları belirleyin. Kendi eksikliklerinizi tespit etmeniz konuyu daha iyi anlamak ve öğrenmek için önemli bir adımdır dedik. 4. Öğrenme ve anlama. Konunun eksik yönlerini giderin ve anlamadığınız noktaları daha iyi kavramak için Kaynaklardan faydalanılının kitaplar, makaleler, videolar, öğretmenler gibi farklı kaynaklardan yararlanarak konuyu daha derinlemesine öğrenin ve anlayın. Seçilen konu hiç bilgisi olmayan birine öğretirmiş gibi anlatılır. E tamam bu zaten şurada. Hiç bilgisi olmayan birine öğretilmiş gibi anlatmak şey aslında. Ee, öğren şuradan. Seçtiğiniz konuyu anlatın, bir aday yazarak başkasına açıklamak suretiyle konuyu anlatın. Konuyu anlatırken basit bir dil kullanın, az teknik kullanın. E, az teknik kullanıyorsan, temel ve basit yöntemi kullanıyorsan... ...hiç bilmeyen birini anlatıyormuş gibi anlatmış oluyorum zaten. Peki, Edirne'ye bakıyorum. Aileler çocukların sıkılmadan ders çalışmaları için Pomodoro tekniği içerisinde Feyman tekniğini kullanarak... Bak, ben burada Pomodoro diye bir şey görmedim. Siz gördünüz mü? Heh, cevap Edirne. Aslına bakarsanız dediğim gibi... İşte dedik ya hep böyle kelime avcılığı. Bu Edirne'den de gitseydik ya da biraz daha böyle tabi yavaş çözdük şu an ama biraz daha e, kelime kelime gitseydik. Mesela burada pomodoro'yu yakaladık. Yukarıya bakıyorum Pomodoro var mı? Yok. A cevap bu. Tamam. Bu biraz daha pratik oluyor ama ben iyice açıkla, açıklayayım ve iyice böyle her birindeki kelimeleri tek tek bulayım diye biraz daha uzun anlatıyorum. Sayfalar çevrilsin. 90'dayız artık. Evet, bu ödev olsun arkadaşlar. Bir ön, yani paragrafta boşluk doldurma sorusundan hemen önce bunu çözelim. Ben e, burada sizden cevabı istiyorum ama burada söylenebiliri istiyorum. Bakın buna dikkat edin. Bunu bilerek yaptım. Çünkü iki teknik birbiriyle karıştığı için buradaki farkı yaratmak istiyorum. Reenkarnasyonla ilgili bir sorumuz. Evet, günün sorusu bu olacak. Aşağıya teknik teknik ilerlemenizi istiyorum. Ve ve sizden ne istiyorum başka? Hemen soru bankalarımız açılsın. Çıkarılamaz tarzı soruları. Bu oku ele yöntemimizle bir çözer misiniz arkadaşlar? Nerede? Hemen bir bulacağım. Paragraf, ta cümle, akışı demişiz. Cümlede kavram. Anlatım teknikleri. Heh, tamam. Şurada galiba. Sayfa kaç biliyor musunuz? Şöyle hemen. Evet, yardımcı düşünce değil. Hı. Paragraf yorumu bölümlerini çözebilirsiniz. Hatta bu biraz daha kolaydır artık arkadaşlar. Biraz daha böyle e, birinci cümlede şu, ikinci cümlede şu şeklinde bir ilerleyelim. Yani sayfa 49, 50-51, 52-53. Biraz fazla ödev verdim. 54-55 çünkü hafta sonu ders olmadığı için biraz fazla verdim. 56-57, evet artsın ödevler. 58-59... Tamam soru cevapta kalalım. 59'a kadar ödevimiz olsun. Bu tekniği kullanalım. Ancak burada şunu da görüyoruz değil mi arkadaşlar? Biz. Bakın neyi görüyoruz? Burada. Ee, mesela birinci cümlede 54'te birinci cümlede ortaya çıkma koşulu verilmiştir. Biraz daha tek tek önce bir bakmayı öğreneceğiz. Ondan sonra bütün de bakmayı öğreneceğiz. O yüzden bu soruları mutlaka bu ödevler yapılsın diyorum. Evet, evet. Bugünlük dersimiz bu kadardı. Güzeldi, verimli geçti değil mi? Nasıldı? O ile tekniğimiz çok çok işinize yarayacak arkadaşlar. Bence ÖSYM'nin sorularında da bir deneyin. 2023 TYT'yi bir açın. Nasıl tıkır, tıkır 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 çözüyorsunuz? Şöyle bir kendiniz şahit olun. Evet, bugünlük dersimiz bu kadardı. Dersi beğendiyseniz beğene tıklamayı ve yeni gelen videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki derste görüşünceye dek unutmayın ki kalbim sizinle güç. Time Hapse.